onları inlerinde vurmak maksadıyla bu operasyonu yürütüyor. PKK son yılların en büyük darbesini alıyor. 4 yıldır aralıksız örgütün Kandil, Hakurk, Zap, Metina, Gara, Avaşin Basyan ve Sinat Aftanin kampları vuruluyor. Örgütün yıllarca yapılandığı, Türkiye'ye saldırdığı kampları artık onları gizleyemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin operasyonları teröristlerin sonu oluyor. Son gelişmeleri emekli Tuğgeneral Levent Ersöz değerlendirdi. Son derece başarılı operasyonlar bunlar. Hakurk kampı son 1,5 yıldır yoğun bombardıman altında. Ulaşım itibariyle, coğrafya itibariyle kendisine en avantaj sağlayan bölge Hakurk bölgesi. Hakurk bölgesinde arazinin sağlamış olduğu imkan ve kabiliyetten Türkiye'ye girişleri daha kolay. Daha önce Hakurk'a operasyon yapıldı. Ancak 10 Mart'ta başlatılan operasyon diğerlerinden farklı bir anlayışla yapılıyor. Teröristlerin saldırması beklenmeden TSK harekete geçiyor. Kendi bölgelerinde bulup etkisiz hale getirmek, onların lojistik imkan ve kabiliyetini, desteklerini kesmek, ortadan kaldırmak, sınır güvenliğini sağlamak, yerinde bulup imha edeceksiniz ki uzaktan kendinizi güvence altına alacaksınız. Hakurk'la Kandil, coğrafi konumu itibarıyla birbirine bağlı. Peki Hakurk operasyonu Kandil'e hazırlık mı? Deneyimli komutana göre Kandil için daha vakit var. Şu aşamada bunu net bir şekilde söylemek mümkün değil. Ancak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Kandil, Türkiye'ye olan mesafesi aşağı yukarı 100 kilometre. Irak-İran sınırı tam ortadan geçiyor. Beşgen şeklinde bir coğrafyaya sahip. 3500 metre rakımlı bir coğrafya. Kamp yeri var, küçük küçük de olsa. Bu 50'nin üzerinde, yaklaşık 10'un üzerinde de eğitim kampı var. Ersöz, PKK'nın kamp sayısı ve yapısına ilişkinde hatırlatmalar yapıyor. Yaklaşık 15 civarında. Bu rakamlar değişebilir tabii ki. Bilinen bölgelerde irili ufaklı yerleşim yerleri var. Ama her zaman için bunlar değişir. Bir mağaranın içerisine girmiş, Kandil bölgesinde veya Hakurk bölgesindeki mağaralarda öyle mağaralar var ki içerisinde 500 kişiyi, 600 kişiyi barındıran 200-300 metre derinliğinde. PKK'nın ikinci Kandil olarak nitelendirdiği ve Amerika desteğiyle teröristlerin yerleştirildiği Sincar'da TSK'nın hedefinde. Yani bakıyorsunuz, diyorlar ki şu anda burada bir PKK mevcudiyeti kalmadı. Örgüt buradan çekildi. İnandırıcı mı? Bence değil. Operasyon yapılabilir mi? Yapılabilir. Kandil ve Sincar'a operasyon için şartların oluşması gerekiyor. Ersöz, bölge ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini vurguluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapabilecek imkan ve kabiliyette yapar. Gider orayı da dağıtır. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama sizin bunu siyasi irade olarak bunu sağlamanız lazım. Merkezi Irak hükümeti var. Kandil'e baktığınızda İran'la beraber hareket etmeniz gerekiyor. Örgüte yönelik bir operasyon yapacağınız zaman sizin önünüze çıkacak olan ana unsurlardan bir tanesi, dış güçler itibariyle baktığınızda Amerika var.